31 Mayıs 2022 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu haftaki sohbetimiz Fütuhat-ı Mekkiye 15. cilt 371. sayfadan devam ediyoruz. İnşallah bu haftaki sohbetimizde 15. cildi bitirmiş olacağız. Konu başlığımız menzili gaybı bilendir. Onun gaybını kimse bilemez. Razı olduğu peygamber hariç. Ayeti olan kutbun halinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Gayb birine görünseydi gayb olmazdı. Çünkü artık görülmüştür. Gayb alemi zuhur etmez. Hatta kimse görmez onu. Bütün alem Allah'a görülür. Varlıklar hakkında onun görmediği yok. Bizim için gayb var. Onun için yok. Bu nedenle varlıkta tek kalmıştır o. Bu nedenle ol sözünü görene dedi ki, ey dost, onu dayanak edin. Allah bize ve sana Ruhul Kuds ile yardım etsin. Bilmelisin ki, kendi zannınca bilgiye ulaşan bilgiyle nitelenmiştir. Kendi zannınca bilgiye ulaşan bilgiyle nitelenmiştir. Bununla birlikte bilgi onun niteliği olabilir. Bu nedenle Hazreti Peygamber Fatiha olduğunu vakasında gören birine Fatiha okuduğunu olacak herhalde. Burada kelime yazılımda hata var. Fatiha okuduğunu vakasında gören birine bilgin mübarek olsun demiştir. Yani gerçekte böyle olmuştur demiştir. Başka bir ifadeyle rüyasında bilgi sahibi olduğunu gören kişiye gerçekte de öyle olmuştur demiştir. Bilmelisin ki gayb iki kısma ayrılır. Birincisi hiçbir zaman bilinmeyendir. Bu kısım Hakk'ın hüviyeti ile onun bizimle ilişkisidir. Bizim onunla ilişkimiz yani nispet ise İlkinin aşağısındadır. Evet, bu mutlak gayb. Bu kısım ki diyor, iki kısım gayb vardır. Birincisi hiçbir zaman bilinemeyendir. Bu kısım Hakk'ın hüviyeti ile, zat ile. Ve onun bizimle ilişkisidir. Bu kısım, onun bizimle ilişkisi, türü, nevi, mahiyeti bilinemez. Bizim onunla ilişkimiz ise ilkinin aşağısındadır. Bu gayb hiçbir zaman bilinmeyecek gayptır, kısımdır. Diğeri izafi gayptır. İzafi gayb birine görülürken bazen başka biri için gayb olarak kalabilir. Bu itibarla hiç kimsenin görmediği bir gayb yoktur. Bunun en ileri derecesi varlığın kendi dışındaki herkese gayb olan kendini görebilmesidir. Burada diyor ki hiç kimsenin görmediği bir gayb yoktur. O gaybı yani gayb denilen şeyi gören bir varlık vardır. Dolayısıyla hiç kimsenin görmediği bir gayb yoktur diyor. Bunun en ileri derecesi varlığın kendi dışındaki herkese gayb olan kendini görebilmesidir. Binaenaleyh her gayb başka birisine görünmezken yine de görülmektedir. Allah razı olduğu kimselere gaybın bilgisini vermeyi murad edince zan veya tahmin olmayan bir bilgiyle gaybı öğretir. Zan veya tahmin olmayan bir bilgiyle gaybı öğretir. Böyle bir insan da Allah'ın öğretmesi veya onun talimine mazhar olduğuna inanılan birinin öğretmesiyle gaybı öğrenir. Onların dışındakilerin gayb hakkındaki bilgileri yoktur. Bu talim peygamber denilen kimse tarafından yapılır. Bu itibarla Allah ona gaybı kendisinde tutması için değil, başkasına öğretmesi için öğretir peygambere. Böylece Rabbinin katındaki derecesini öğrensin diye, öğretilene göre peygamberin üstünlüğü tebarüz etsin diye gaybı ona öğretir. Zaten bu üstünlük ve mertebe nedeniyle Allah onu Resul diye isimlendirilmiştir. Gaybın bu türü ancak özel yönden, veçhi has, öğrenilebilir. Özel yönden öğrenilebilir.
Onu meleğin veya başka birinin bilmesi mümkün değildir. Onu sadece peygamber bilir. Peygamberin melek veya başka bir tür olması durumu değiştirmez. Çünkü Allah gaybına herhangi birinin ulaşamayacağını bildirmiş, sadece razı olduğu kimseler diyerek istisna koymuştur. Bu nedenle razı olunan kişi önünden ve ardından ona zarar verecek kuşkulardan korunmuş bir halde gözetlenerek yürür. Bu bilgi kuşkunun sahibinin kalbine girme imkanı bulamadığı bilgi olduğu gibi böyle biri bilgisinde Rabbinden açık delile sahip basiret sahibidir. Evet, basiret sahibi demek kuşku kalbine girmeyen kimse. Allah'tan öğrendiği bu bilgide şek şüphe etmeyen, kuşku kalbine girmeyen kimse olmuş oluyor. Onun başkalarından ayrışmasını sağlayan ve kimsenin ortak olmadığı özel bir tecrübesi vardır. Birisi ortak olsaydı ona mahsus olmazdı. Onun için özel olmazdı eğer biri ortak olsaydı. Peygamber o bilgiyi birisine öğretmek üzere getirdiğinde ise öğrenen için bu bilgi gayb bilgisi değildir. Çünkü Allah peygamberi o bilgiye muttali kılmıştır. Başka bir ifadeyle böyle bir bilgi o kişi için Allah'ın hiç kimseyi muttali kılmadığı gayb bilgisi değil, kim adına meydana gelirse gelsin özel yönden meydana gelen bilgidir. Fakat dünyada böyle bir bilgi yoktur. Fakat ahirette bu bilgi gerçekleşir. Bunun nedeni dünya hayatında insan adına gerçekleşen bilhassa Allah hakkındaki bütün bilgileri Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin biliyor olmasıdır. İnsan adına gerçekleşen bütün bilgileri Peygamberimizin biliyor olmasıdır. Çünkü Hazreti Peygamber öncekilerin ve sonrakilerin bilgisine sahiptir ve sen de hiç kuşkusuz sonrakilerden birisisin. Allah'a dair olmayan bilgilerde ise bazen insana özel yönden bilgi verilir ve bu özel bilgi ancak kendisinden öğrenilebilir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor. Öncekilerin ve sonrakilerin bilgisi bana verildi. Yani bu ne demek? Ta ki Hazreti Adem'den, Adem aleyhisselam'dan tutun, ta ki kıyamete kadar yeryüzüne gelecek olan insanların bildiği bilgi bağlamında, bildiği her türlü bilgi Resulullah Efendimiz'e verilmiş idi. Onda mevcut idi. Bakın burada bazı peygamberler bazı kavimlere gönderilmesi hasebiyle, İbn Arabi Hazretleri böyle diyor, o peygamber, geçmişteki peygamberler gönderilmiş olduğu kavminin bilgi düzeyine göre, anlayışına göre, idrakine göre buna cevap verecek donanım ile gönderilmişti. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kavme değil, bütün insanlığa gönderildi ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ihtiyacına cevap verecek nitelikte bilgiye sahibiydi. İşte onun için öncekilerin ve sonrakilerin tüm bilgisi Resulullah Efendimiz'de mevcut idi. Hatta işte bazı hadislerde de geçiyor, okumuşsunuzdur. Ne diyor? İşte evinde olan biteni ayakkabısının bağcığı haber verecek kendisine diyor mesela. Bu tarz bir takım hadis-i şerifler var ki günümüzde teknik ve teknolojinin gelişmesiyle bu hadislerin ne demek olduğunu daha net anlamış oluyoruz. Hocam son cümleyi bir daha tekrar. Hz. Peygamber öncekilerin ve sonrakilerin bilgisine sahiptir ve sen de hiç kuşkusuz sonrakilerden birisin. Allah'a dair olmayan bilgilerde ise bazen insana özel yönden bilgi verilir ve bu özel bilgi ancak kendisinden öğrenilebilir. Buraya da bir örnek verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe-i kiramdan bir kısmına hurmalara aşı yaparken gördüğünde niye yapıyorsunuz ki yapmasanız da olur söyleminden birbirlerine sahabe söyleyince o sene hurmalara aşı yapmıyorlar. O sene hurma ürünü düşüyor. Bu sefer Resulullah Efendimiz'e şikayete geliyorlar. Ya Resulullah sen böyle dedin biz de aşı yapmadık ama bu sene az hurma aldık. Resulullah Efendimiz diyor ki siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Aşı yapılması gerekiyorsa o zaman yapsaydınız mahiyetinde. İşte burada dediği bazı özel bilgiler vardır ki diyor
kişiye kendisine verilir, ondan öğrenilir. Bu da Allah'a ait olmayan bilgiler bunlar. Dünyalık bir takım bilgiler olabilir, kişiye özel verilmiş bilgiler olabilir. O kişi bu bilgiyi öğretmede peygamber mesabesindedir. Hazreti Muhammed'in makamının verdiği şey budur. Bu konudaki fayda Allah'ı bilmeyle ilgilidir. Çünkü bu bilgi bilenin kendindeki suretinin güzelleştiren bilgidir. Bu itibarla insanın Allah hakkındaki bilgiyi peygamberden öğrenmesi hususi yönden Allah hakkında değil de herhangi bir yaratılmış hakkındaki bilgisinden daha faydalı ve değerlidir. İnsanın değeri Allah hakkındaki bilgisine bağlıdır. İnsanın değeri Allah hakkındaki bilgisine bağlıdır. Onun dışındaki varlıkları bilmeye gelirsek, bu bilgi perdeli insanın akıl yürütmeyle elde ettiği nedenlerle bağlı bir bilgidir. Çünkü insaf sahibinin yegane himmeti Allah hakkındaki bilgiye yönelmiştir. Evet, insaf sahibinin. Hak edene hak ettiğini verebilen bu yetenekte olan kişinin yegane himmeti neye yönelmiştir? Allah hakkındaki bilgiye yönelmiştir. Sen de Allah hakkındaki bilgiyi peygamberden alanlardan olmak üzere çalış ki müşahaden Muhammedi olsun. Yani Allah hakkındaki bilgiyi diyor peygamberden al. Bu şekilde olursan Muhammedi olur müşahaden. Yoksa Allah hakkında farklı yollardan, akıl yürütme yolundan vesaireden bilgi sahibi olmaya çalışırsan bu nakıs kalır, eksik kalır ve Muhammedi olmaz müşahaden diyor. Çünkü günümüzde Allah hakkındaki bilgiden peygamber bilmeden herhangi bir yaratılmışa mahsus bilginin bulunmadığını kesin olarak biliyoruz. Allah hakkındaki bir bilgiyi peygamber bilmeden herhangi bir yaratılmışa mahsus bilginin bulunmadığını kesin olarak biliyoruz. O bilgiyi, Allah hakkındaki bilgiyi mutlak surette peygamberin bilmiş olması gerekir. Hazreti Ayşe bu hususa Hazreti Peygamber'in Allah'ı görüp görmediği hakkında hadisini yorumlarken işaret etmiştir. Hazreti Muhammed Rabbini görmüştür diye iddia eden hiç kuşkusuz Allah'a büyük iftirada bulunmuştur. Onu gözler idrak edemez. Burada araştırman gereken bir sır vardır. Bana genişi daralttın ve sınırladın deme. Geniş olanı daralttın da sınırladın deme. Çünkü ben bir şeyi bilmemenden söz etmiyorum. Sadece Hakk'a dair bir bilgiyi ancak Muhammedi surette bilebileceğini söyledim. Bu itibarla Hakk'ı en yüce görmenin Muhammedi surette Muhammedi görme olduğunu açıklamış olduk. Evet, Hakk'ı bilinebilecek en üst kemal noktasında görmenin, bilmenin ancak Muhammedi surette olduğunu, Muhammedi mertebeden ancak bunu müşahadenin oluşabileceğini ifade ediyor. Bu itibarla Hakk'ı en yüce görmenin Muhammedi surette Muhammedi görme olduğunu açıklamış olduk. İmam Ebul Kasım bin Kasi de Allah merhamet etsin. Halun Naleyn'de bu görüşe vardı. Bu görüşü Tunus'ta 590 senesinde oğlundan aktarmıştık. Aynı değerlendirmeyi yapan başka kimse görmedik. Benim Allah'tan öğrendiğim gibi ilahi bir ilhamla ve doğrudan benim öğrendiğim gibi başka birinin de bu bilgiye ulaşmış olması mümkündür. Yani İbn-i Kasi'nin bu konudaki bilgisi ilhamla olabilir veya İbn-i Kasi'nin dışında daha önce veya onun devrinde veya daha sonra yaşamış birine Allah bu hususta bilgi vermiş ve o bilgi ulaşmamış olabilir. En iyisini Allah bilir. Bilgiden üstün değer olmadığı gibi Allah'tan anlamak halinden yüksek hal de yoktur. Bilgiden üstün değer olmadığı gibi Allah'tan anlamak halinden yüksek hal de yoktur. Yani bir şeyi Allah bildirdiyse, Allah'tan anladıysan işte bu hal yüksektir diyor. Dolayısıyla bilgiden de üstün bir değer yoktur diyor.
Evet, bu konu burada tamam oldu. Şimdi diğer konuya geçiyoruz. Menzili de ki hepsi Allah katındandır. Bu kavme ne oluyor da sözü neredeyse anlamayacaklar. Ayeti olan kutbun halinin bilinmesi. Onlar yanlarındayken kendisini bulamamışlardır. Yine bir şiirimiz var. Alemdeki her şeyi yaratandan, bu nedenle hadislik yok alemde. Görürsün hakkındaki bilgiyi olumsuzlamış, alemde bir söz anlaşılmayınca onlar onu hadis olarak bulmadı. Bu seyir nedeniyle onda teşvik vardır. Bilgiyi kimse olumsuzlamadı, cahil veya ahlaksızdan başka. Ondan oluş bilinir, tek cevher olarak, tespit uzasa bile. Allah peygamberine ikramda bulunsun, o bize hadis zikri yapan kişidir. Allah şöyle buyurur. Onlara Rahman'dan hadis zikir geldiğinde ondan yüz çevirirler. Onlara Rahman'dan hadis zikir geldiğinde, hadis sonradan biliyorsunuz, ondan yüz çevirirler. Başka bir ayette, Rablerinden hadis bir zikir geldiğinde onu dinlemezler ve oyun oynarlar, kalpleri boştur denilir. Burada zikir Rab ve Rahman'dan gelmiştir bu iki ayette. Bakın birinde Rahman'dan diye zikrediyor, birinde de Rab isminden. Rab ve Rahman'dan gelmiştir. Allah o insanların zikre eğlenirken kulak verdiklerini ve onu dinlediklerini bildirmiş. Ardından Kur'an olduğunu bilmişken Rahman'ın zikrinden yüz çevirdiklerini söylemiştir. Kur'an Allah'ın kelamı. Kelam ise onun sıfatıdır. Kur'an Allah'ın kelamı. Kelam ise onun sıfatıdır. Demek ki Kur'an kadimdir. Fakat gelişi hadistir. Evet, demek ki Kur'an kadimdir. Evveli yoktur. Ama gelişi hadistir. Sonradan gelmiştir. Bilmelisin ki hadis zaman içinde meydana gelen bir şey. Gerçekte de hadis olabileceği gibi bazen şimdiki anda senin yanında bulunması bakımından hadis iken daha önce var olmuş olabilir. Kadim derken başlangıcın olmamasını kast edersen, bu yönüyle sadece onun kelamı ve tecelli suretlerini kabul eden şeyin kendisi vardır. Başlangıcın olmayışından farklı bir anlamı kast edersen, bazen bir şey senin nezdinde hadis olmazdan önce kendiliğinde hadis olabileceği gibi bazen senin yanında bulunmakla hadis olur. Başka bir ifadeyle söz konusu şeyin hadis olma vakti vakittir. Söz konusu şey sende veya sana hitap edende veya seninle oturanda o esnada bulunan gayelerdir. Bu bağlamda Allah'ın katı ifadesine gelirsek, onun katı iki kısma ayrılır. Daha doğrusu onun katında bulunanlar iki kısma ayrılır. Birinci kısım kendinde üzerinde bulunduğu ve hüviyetine ilave olarak aklen bilinen durumdur. Gerçi biz bu durumun ondan başka veya onun aynı olduğunu, ki eşarilerin Allah'a nispet edilen sıfatların onun ne aynı ne ondan başka olmadığını söylemeleri gibi söylemeyiz. İkinci kısım, bazen Allah katında bizim yanımızda ve bizim için hadis olan bir şey bulunabilir. Misal olarak, her şeyin hazineleri bizim katımızdadır ayetini verebiliriz. Bizim katımızdaki yanımızda bulunan o şeyler iki kısma ayrılır. Bir kısmı cevheri yenilenmezken sureti yenilenen kısımdır. Misal olarak yağmuru verebiliriz. Çünkü biz onun hem cevheri ve hem sureti bakımından mahiyetini biliriz ki alemin bütünü böyledir. Diğeri cevheri yenilenen kısımdır. Cevher, suretin cevheri ve suretin kendisiyle bilfiil var olduğu cevherin aynıdır. Çünkü onun kendisiyle bilfiil var olduğu cevher ancak kendisinde bulunmasıyla var olabilir. Daha önce o cevher dışta var olmayan akli bir şeydir. Bu yönüyle suretin yeri, maddedeki yeri ve konumu bütün hallerde değil, suretin belirli bir halde meydana gelmesiyle var olur ve meydana gelir. Yani hadis olur.
kendisiyle bilfiil var olacağı başka bir suret olmadığında onun yok olmasıyla yok olur. Hepsi Allah'ın katındadır. Çünkü Allah onun şeyliğidir. Onun katında makul olarak bulunan veya meydana gelen hudus bir mevcut yoktur. Her şey sübut ile varlık arasında Allah'a görünür. Sübut, sabitlik halinde ve varlık arasında Allah'a görünür. Bu itibarla sübut Allah'ın hazineleriken vücut yani var olma hazinelerden bizim katımızda ihtas ettikleridir. Mesela buzda su akli bir varlık olarak bulunur. Ve ona buz denilirken su onda kuvve halindedir. Buzu ayrıştırıp eriten bir durum ortaya çıktığında onu suya dönüştürür ve bu kez suyun sureti meydana gelerek buz adı kalkar. Sureti, tanımı ve hakikati kaybolur. Bu yönüyle buz bizim yanımızda erimeden önce yağmur hazinelerinden biriydi ve buz erimekle hazinedekinin kendisi olan yağmur ortaya çıkmıştır. Bu durumda su bir suretle hazineyken başka bir suretle de hazinede saklanandır. İşte başkalaşan bir şey kendisine dönüştüğü şeyin aynıdır. Bu doğru ve gerçek misali vermemizin nedeni Hakk'ın varlığında el vücudul hak gördüğümüz tecelli suretlerini böyle açıklayabilmemizdir. Alemdeki bütün suretleri Hakk'ın varlığına ilhak eder ve buzun çözülmesiyle ortaya çıkan şeye su dediğimiz gibi ona da halk yani yaratılmış deriz. Bu isimlendirme ve bu isimlendirme de gerçek bir isimlendirmedir. Çünkü su buz denilen şeyin erimesiyle ortaya çıkan varlıktan ibarettir. Öyleyse alem bir yönüyle hak, bir yönüyle halktır. Bu zikrin Allah'a dair bilgideki neticeleri bu ve benzeri hususlardır. Buradan yaratılmışların mahiyetini, onlara ne zaman hadis, ne zaman kadim denilebileceğini öğrenirsin. Bu bilgi Allah'ın dilediği kullarına tahsis ettiği özel bir bilgidir. Bu tahsis apaçık bir ihsandır. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Evet, bu konuda hadislik ve kadimlik mevzusuna vurgu yaptı. Aslında bir cihetten Kur'an'dan örnek verdi. Ne dedi? Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kelam ise onun sıfatıdır. Demek ki Kur'an kadimdir. Fakat gelişi hadistir. Buradan bir örnek verdi. Detaylıca bir örnekleme, izahat yaptı. Şöyle de bakabiliriz konuya. Aslında biz ne diyoruz? Yaratılmamız itibarıyla insan olarak, yaratılmamız itibarıyla hadis varlıklarız. Alem de hadis. Yani sonradan var olduk. Allah yaratmayı murad etti. Murad ettikten sonra bir silsile sırasıyla bütün bu alem var oldu. Varoluş olarak yani varlık alemine çıkış olarak her şey hadis bir varlıktır. Ancak şuradan bakarsak, Allah'ın ilminde bulunması cihetiyle bakarsak o zaman da deriz ki bütün varlık kadimdir. Varlığa çıkış olarak baktığımızda hadistir, sonradan var olmuştur. Ama Allah'ın ilminde bulunması itibariyle baktığımızda Allah ilmi Allah ile kadim olduğuna göre, baki olduğuna göre, evvel, ahir, zahir, batın isimlerinden Allah-u Teala'ya baktığımızda o zaman ilmi de Allah'ın sahip olduğu bir ilim olması hasebiyle biz o zaman onun ilminde kadim olarak mevcut idik. Fakat varlığa çıkışta hadis olarak çıktık. Buradan baktığımız zaman varlıktaki her şeyin kadimliği de anlaşılıyor. Ama neye göre? Allah'ın ilminde. Sübut halleriyle dedi ya burada da. Özetlersek bunu ifade etti. Sübut hallerinde bulunmasıyla. Buraya da kadimlik olmuş oluyor. Şimdi diğer konuya geçiyoruz. Konuyla alakalı sorular gelirse sonra cevaplayacağız tabii. Evet. Menzili Allah'tan ancak alim kulları korkar. Ve bu anlamdaki başka ayetler olan kutbun halinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Hak, ilahtan kim korkar? Onu bilen ve kuralına uyan kişi.
Her şey onunla fani olunca alem ve adı onda silinir gider. Bize fayda sağlayan bilgi, hükmünü müşahede ettiğimiz her bilgi. O bizim aşina olduğumuz bilgi. Bilgim bilgisini onunla bilir. Haşyet, kendisinin ayrılmaz bir özelliği olarak haşyeti izhar eden bilginin özelliklerindendir. Bu yönüyle haşyet, bilindiği ölçüde alime nispet edilen haşyet duygusu ortaya çıkar. Tabi burada çevirirken hani haşyet, korku, korkma. Ama burada işte onun azametinden, büyüklüğünden, gücünden, kudretinden, o bilgiden, yani Allah'ı bilmekten, tanımaktan kaynaklanan korku, haşyet. Onun azametine olan hayranlıkla ve onun karşısında kulu olarak emrinin dışına çıkmamak düşüncesinin ağırlığıyla hissedilen haşyet, korku. Onu anlatıyor. Bu yönüyle haşyet bilindiği ölçüde alime nispet edilen haşyet duygusu ortaya çıkar. Onu ise kendinden daha iyi bilen yoktur. Bu nedenle Allah'tan en çok mütekabil isimleri bir araya getirmesi nedeniyle Allah ismi korkar. Bakın şimdi. Allah'tan en çok korkan neymiş? Allah ismi. Daha önceki sohbetlerimizde zikrettik. Allah ismi de bir isimdir. Allah'ın zatını anlatmak için ifade edilen bir isimdir. Ancak Allah ismi isim olması itibariyle Allah değildir. Zat bu ismin de ötesindedir. Bunu daha önceki sohbetlerimizde zikretmiş olduk. Bu bağlamda meseleyi değerlendirdiğimizde, düşündüğümüzde ne diyor? Allah'tan en çok mütekabil isimleri bir araya getirmesi nedeniyle Allah ismi korkar. Buradan ayette geçen ta ki bilelim ayeti nazil olmuştur. Mümkünlerin ortaya çıktıkları her yerde zuhurunun illeti ilahi isimlerin hükümleridir ve her ilahi isim kuşatıcı isim olan Allah isminden korkar. Bakın şimdi Allah'tan Allah ismi korkar. Diğer isimler, Esma-ül Hüsna diyoruz ya, 99 isim. Diğer isimler de Allah isminden korkar dedi. Bunun nedeni Allah isminin nezdinde o esnada hüküm sahibi olup yönetici konumundaki ilahi ismin mukabili olan başka ilahi isimlerin bulunmasıdır. Bu itibarla her ilahi isim şöyle der. Hükmümün ortaya çıktığı bu yerde daha önce yönetici değilken Allah ismi beni görevlendirdiği gibi başka bir valiyle, vali derken işte başka bir ismi kastediyor, başka bir valiyle yani başka bir ilahi ismin hükmüyle beni görevimden alabilir. Diğer isimler öyle diyor. Bu hükmümün ortaya çıktığı mahalde beni görevlendiren Allah ismi. Dolayısıyla bu Allah ismi beni burada görevlendirdiği gibi dilerse başka bir valiyle, mutekabil bir başka isimle beni bu görevden alabilir. Öteki ismi görevlendirebilir bu mahalde. Ben ilahi isimlerden daha bilgili olmadığım gibi bu isimler arasında Allah isminden daha çok korkan da değilim. Allah bu isimler üzerinde görevlendirme veya görevden alma şeklinde tasarrufta bulunabilir. Ve varlıkta gerçekleşen durum budur. Bir ilahi ismin görevden alınmasının bir türü alemdeki dilek ve dualardan gerçekleşir. Evet, şimdi bir ilahi isim bir mahalden tecelli ettiği ya da işte etkisini, tesirini açığa çıkarttığı yerden görevden nasıl alınır? Nasıl başka bir isim oraya görevlendirilir? Bunlardan biri diyor, dilek ve dualarda gerçekleşir. Duayla. Allah'a dua edersin. Temennide, dilekte bulunursun. Allah'tan bir talepte bulunursun. Talepte bulunduğun şekilde o ismi görevlendirir Allah-u Teala. O zaman önceki isim görevden alınmış olur. Üzerindeki isim, tesir eden. Bir kısmı bir sual ve istek olmaksızın meydana gelir. Evet, böyle bir dilekte, duada bulunmadan meydana gelir. Kaderin gereği, Allah'ın takdiriyle. Bir kısım ise ilahi ismin hükmünün süresinin sona ermesiyle gerçekleşir ki bu durumda nesih yani ilahi isimlerin hükmünün başka bir isimle yer değiştirmesi demektir. Bu şekilde gerçekleşir. O ismin hükmünün sona ermesiyle. Böylece burada bir örnek verelim.
hükmünün sona ermesiyle ahirette Allah-u Teala gazabım, rahmetim gazabımı kuşatmıştır diyor ya, İbn Arabi Hazretleri de örnek veriyor. Bir zaman gelecek Allah'ın takdir ettiği zaman, o gazap hükmünü tamamlamış olduğu için o mahalden çekilecek, rahmet orayı kuşatacak. Bu da işte hükmünün sona ermesiyle gerçekleşen duruma örnek. Böylece yaratılmış alimlere Allah'tan korkmak özelliği izafe edildiği kadar ilahi isimlere de Allah'tan korkmak özelliği izafe edilmiştir. Dedik ki, yaratılmışların ilahi isimlerin hükümlerini kaldırmasını Allah'tan isteyebilirler dua yoluyla. Bu nedenle de bir yerde hüküm sahibi olan ilahi isim yaratılmışların hükmünü kaldırmak üzere Allah'a dua etmelerinden korkar halde gelmiştir. Korkar hale gelmiştir. Evet, yaratılmış dua ederse Allah'tan, duasına göre farklı bir isim üzerine hükmünü icra edeceği için o isim mecburen bulunan isim üzerinden kalkacak. Bu sefer de diyor işte yaratılmıştan korkar hale gelmiştir. Şimdi bakın, ismin yaratılmıştan korkma durumunu açıklıyor şimdi. Allah'ın isminin yaratılmıştan korkma durumunu açıklıyor. Bu dua ve dileğe misal olarak Rabbine bana zarar temas etmiştir diye yakaran Hazreti Eyyub'un sözünü verebiliriz. Hazreti Eyyub, Eddar isminin görevden alınıp hükmünün kalkmasını talep etmiş. Eddar, zarar veren. Bunun görevden alınıp hükmünün kalkmasını talep etmiş. Allah da onun hükmünü ortadan kaldırmış. Hükmü kalktığı için Eddar azledilmiş. Ennafi, fayda veren. Ennafi görevi üstlenmiş, zarara yol açan sıkıntıyı izale etmiştir. Böylece ilahi isimler azil ve görevlendirme gücü nedeniyle Allah isminden korktukları gibi dua etme gücüne sahip olmaları itibarıyla alemdekilerden çekinmişlerdir, varlıktan. Allah alemin dileğini bilhassa zorda kalanların dileğini kabul eder. Allah alemin dileğini, tabi burada meseleyi tevhid cihetiyle baktığımız zaman anlaşılıyor zaten. Allah alemin dileğini bilhassa zorda kalanların. Hakikaten öyledir. Çok zorda kaldığın, çıkmaz, artık çıkar bir yol bulamadığın, çıkmazlar içeride kaldığında Allah'a samimiyetle, himmetini toplayarak dua eder, niyaz ederse Allah bir yerden bir genişlik, bir rahatlık verir, bir nefes aldırır. O dardan, o sıkıntıdan o kulu kurtarır. Çünkü zorda kaldığında insan daha samimi dua eder. Öbür türlü zorda değilken, tuzu kuruysa duası samimi olmaz. Öyle lafta olur yani. Ama zorda kaldığında, sıkıntıya düştüğünde derler ya, ciğerden yapar yani. Kalpten yapar duasını. Onun için de işte aslında sistemde kalpten yapılan duayı Allah kabul etmiş olur. Bunun yanı sıra ilahi isimlerin hükümlerinin süresinin bitişine bakarız. Görevlendirmeyi müşahede eden ilahi isimler bir yandan umut taşırlar, bir yandan da azledilmekten korkarlar. İlahi isimler arasında El-Muntakim'den daha çok korkanı yoktur. Muntakim, intikam alan. Bundan en çok korkanı buymuş. Korkan mı, korkulan mı? Korkan. El-Muntakim'den daha çok korkanı yoktur. Çünkü o hükmünün bir fiil kalkışını müşahede eder ve görür. Onun varlıkta hükmü kalmaz ve hakta bil kuvve olarak bulunur. En nihayetinde kalkacak ya bu, en nihayetinde. Orayı kastediyor. Normal dünya hayatında da El-Muntakim, bir hata, bir kusur işlediğinde kul, Allah'ın El-Muntakim ismiyle gazabı ona ileşeceği zaman, kul tövbe istiğfar ettiğinde, Allah'a dönüp yalvardığında hemen onun önünü kesmiş olur işte. O ismin, El-Muntakim isminin önü kesilir. Hükmünü icra edemez. Ve en sonunda, en nihayetinde rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor ya Allah-u Teala. En sonunda işte El-Muntakim ismi hükmü tamamen kalkacak diyor. Ama hakta bil kuvve olarak bulunur. Hükmü kalkar. Onun yerini alan ilahi isimlerde de aynı korku vardır.
Binaenaleyh, ilahi isimlerin alemden korkuşuna dikkat etmelisin. Bunu keşif yoluyla öğrendiğinde şunu da anlarsın. Alem herhangi bir yönüyle hak olmasaydı, ilahi isimlerin ondan korkması mümkün olmazdı. Tevhid. Alem herhangi bir yönüyle hak olmasaydı, nihayetinde bütün her şey varlığın hakikati hak değil mi? Hak. İşte hak olmasaydı ilahi isimlerin ondan korkması mümkün olmazdı o zaman. Nihayetinde ilahi isim gene haktan korkuyor. Çünkü gerçekte Allah'tan başkasından korkulmayacağı gibi ondan başkasından da umulmaz. Ümit edilmez. Allah'tan ise ancak alim korktuğu gibi ondan daha bilgili yoktur. Dolayısıyla Allah'tan Allah korkar. Fakat nispetlerin farklılaşması nedeniyle suretler birbirinden farklıdır veya suretler birbirinden farklı olduğu için nispetler birbirinden farklıdır. Nispetler olmasaydı suretler meydana gelmezdi. Suretler olmasaydı nispetlerin farklılığı bilinmezdi. Binaenaleyh varlık birbirine bağlı olduğu gibi onun bir şeye bağlanışı başka bir şeyden çözülmesinin ta kendisidir. Varlığın bir şeye bağlanışı başka bir şeyden çözülmesinin ta kendisidir. Yani hak olması itibarını izah etti burada da. Bu zikirde Allah aziz ve gafurdur denilir. Allah'ın izzetinin bir yönü ilahi isimlerin hükümlerinin birbirine kıyasla ve bakmakla meydana gelmemesidir. Halbuki alemdekiler birbirine kıyasla korku, umut, isteksizlik ve sevgiyle nitelenirler. Allah öyle bir halden münezzeh ve yücedir. Yani azizdir. Çünkü Allah kendinden korkulan, umulan, dilekte bulunulan ve dilerse icabet edendir. Allah bu ilimlerden ve kendisine dönen sırlardan dilediklerini örtendir. Bunlar Allah'a, ilahi isimlere ve yaratılmışlardan yaratılmışlara raci hususlardır. Bunların hepsi veya yaratılmışlardan herhangi biri onu bilemezken Allah her birini bilir. Birinin bilgisi ötekinde yoktur. Varlık için birinin bilgisi ötekinde yoktur. Allah toplamla bilinen ve bilinmeyendir. O bütünde bulunan ve tekillerde bulunmayandır. Allah her şeydedir. Bu durum onun dilediği müstesna bilgisini ihata edemezler ayetinde belirtilir. Burada istisna zikredilmiştir. Binaenaleyh Allah hakkında bir kişide bulunan bilgi ötekinde yoktur ve bu nedenle Allah aziz ve gafurdur buyurmuştur. Evet, şimdi diğer konuya geçiyoruz. Menzili, sizden dininden dönüp kafir olarak ölen kişi ayeti olan kutbun halinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Sizden dininden dönüp ölen kişi dini bütünüyle inkar etmiştir. Çünkü din bir hakikat, muhalifi yok. Başka bir yerden gelen zıttı yok. Bütün gelenler şeyler onun şeriatı. Bu konuda Şari'den hüküm böyle geldi. Son mısrada zamir dine döner. Allah şöyle buyurur. Sizden her biriniz için bir şeriat ve yöntem belirledik. Sizden derken kastedilen ümmetler değil, nebilerdir. Nebiyi kastetmiştir diyor bu ayette. Ümmetler kastedilmiş olsaydı daha önce peygamber gönderilmiş bir ümmete başka bir peygamber ancak bir artış ve eksiklik olmaksızın destekleyici olarak gönderilebilirdi. Halbuki durum böyle değildir. Sizden zamirini aynı anda ümmetlere ve peygambere irca etseydik gereksiz bir şekilde zorlamalı tevil yapmış olurduk. Binaenaleyh zamirin peygamberi işaret etmesi anlama daha yakın olduğu kadar bilgiye daha ulaştırıcıdır. Risaletin genelliği ve özelliği de bu konuya dahildir. Hazreti Peygamber şöyle der. Dinini değiştireni öldürünüz. Dinini değiştireni öldürünüz. Bir Yahudi, Hristiyan veya Hristiyan Yahudi olduğunda öldürüp öldürülmeyeceği hususunda alimler görüş ayrılığına düşmüşken bir Hristiyan Yahudiliğe geçti ya da Yahudi Hristiyanlığa geçti.
bunun öldürüp öldürmeyeceği konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüşken, Müslüman olduğunda görüş ayrılığı yoktur. Çünkü Hazreti Peygamber insanları İslam'a davet etmek üzere gelmiş, ümmetinin alimleri de bu değiştirmenin emredilen bir değişiklik olduğunu kabul etmişlerdir. Bize göre burada değiştirme söz konusu değildir. Bize göre Hristiyan ve hatta bütün kitap ehli Müslüman olduklarında dinlerini değiştirmiş olmazlar. Bir Hristiyan ya da bir Yahudi İslam'a geçtiğinde dinlerini değiştirmiş olmazlar. Çünkü onların dininin bir gereği de Hazreti Muhammed'e iman etmek. Peygamber olarak gönderildiğinde şeriatına uymaktır. Bu itibarla Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin herkese şerkesi şamil olduğu bütün şeriatlarda yer alır. Hristiyanlar da tabi kitaplarını tahrif etmeseydiler o bilgiler vardı. Yahudilerde de vardı. Resulullah Efendimiz'e uymakla emrolunmuşlardır. Öyleyse bir dine mensup insanlardan hiçbiri Müslüman olduğunda dinini değiştirmiş olmaz. Bunu anlamalısın. Geride bir tek müşrik kalır. Çünkü şirk şeriat tarafından kabul edilmiş ve belirlenmiş bir din değildir. O Allah'ın dışında başka biri tarafından ortaya konulmuştur. Allah ise sizden dininden dönen demiş, Allah'ın peygamberi de dinini değiştiren demiştir. Buna mukabil şirk din diye isimlendirilmemiştir. Çünkü din ceza demektir. Ceza. Karşılık. Ve müşrik için ne geçmiş ne arda kalan hayır amelleri için şirkine karşılık ceza yani sevap, karşılık yoktur. Müşrik mekanı olan cehennem ateşine ulaştığında oradan hiçbir zaman çıkmayacaktır. Çünkü orası bir ceza değil, her şeyi kuşatan rahmetin öne geçmesinden kaynaklanan bir tahsistir. İlahi rahmetin hükmü ise gazabın hükmünün kalkmasıyla birlikte o kişi de ortaya çıkar. Öyleyse burada din derken hayır veya kötülüğe karşılık cezası olan din kastedilir. Adet anlamındaki din kastedilseydi durum farklı olurdu. Adet anlamında din İmrül Kays'ın şu beyitlerinde dile getirilmiştir. Ümmül Hüveyres'in dini gibi daha önce onun komşusu Ummur Rebub'dur. Mısra'da din adet anlamında kullanılmıştır. Halbuki biz adetin de bir parçası olduğu meşru dinden söz ediyoruz. Bu zikir kendisini yapana irtidadın yani dönmenin anlamını öğretir. Bu irtidat, bütün iş ona döner ayetinde belirtilen dönüştür. İnsanların bir kısmı dünya hayatında Allah'a dönerler. Bu durum ancak Allah'ı bilenlerde gerçekleşir. Dünya hayatındayken Allah'a dönerler. Bu Allah'ı bilenlerde gerçekleşir. Onlar bütün işlerinde ona dönenlerdir ve bu dönme ölene kadar kendilerine eşlik eder. Bu hal üzere ölürler. Onlar kafir yani örten diye nitelenmişlerdir. Çünkü sebepleri örtmüş fakat onları reddetmemişlerdir. Onlar zahirleriyle sebeplere uyarken içleriyle ve halleriyle Allah ile beraberdirler. Çünkü sebeplerin Allah'a döndüğünü ve dayandığını bilirler. Sebepler döndüğü için kendileri de ona döner ve bu sebeplerle birlikte Allah'a dönerler. Sebepleri benimseyenler onların sebeplere uyduklarını görünce onların da sebeplerle ilişkilerinde kendileri gibi olduklarını zannetmiş. Ardından sıradan insanlar için kınama ve seçkin insanlar adına da övgü ve medih anlamına gelen bu ayet nazil olmuştur. Ardından ayeti tamamlayarak onlar için şöyle demiştir. Onların amelleri boşa çıkmıştır. Burada Allah amelleri kendilerine izafe etmiştir. Allah'a dönmek ise amellerin kendilerine değil ona ait olduğunu onlara öğretmiş. Bunun üzerine ameller onlara
izafe edilmekten düşmüş, Allah'a izafe edilmişlerdir. Nitekim gerçekte de durum öyledir. Ayette dünyada denilir ki keşfi dünya hayatında açılanlar kastedilir. Ahirette derken de keşfi orada açılacak olanlar kastedilir. Ahirette gerçekleşen perde kalktığında herkes için gerçekleşen keşiftir. O ölüm anında perde kalktığında herkes için gerçekleşen keşiftir. Dininden kelimesindeki zamir de Allah'a irca edilebilir. Bu durumda din Allah'a ait dindir. Çünkü dönen kişi dönerken dinin kendisine değil Allah'a ait olduğunu görür ve bunu görmekle sahiplik, yani benim dinim demesi düşer. Burada dinin bu ayette onlara izafe edildiğini söyledik. Çünkü bu yorum ta ki sizi döndürürler ayetinden anlaşıldığı kadarıyla hüküm bakımından daha güçlüdür. Yani zorla sizi dininizden döndürmek isterler. Güçleri yeterse, burada da din onlara izafe edilmiştir. En uygun yorum Allah'a dönmesi de mümkün olmakla birlikte zamirin hitap zamiriyle aynı anlamda yorumlanmasıdır. Zamirde ilke zamirin zikredilen en yakın şeye dönmesidir ve kul karinesi yoksa zamir en yakına döner. Bu düsturu tamamlamak üzere onlar hüsrana düşenlerdir denilir. Bu keşif nedeniyle hüsrana düşerler çünkü kendilerine ait olduklarını zannettikleri şeyin onlara ait olmadığını görmüş, sermayeyi kaybetmişlerdir. Bundan daha büyük bir hüsran ve zarar olamaz. Artık Allah'tan onlara gelecek nimet ancak El-Vehhab ve El-Muti isminden olabilir. Vehhab, karşılıksız veren, El-Muti, veren. Bu isimlerden olabilir diyor artık ona gelecek nimet. Artık onların bir karşılık veya beklentileri kalmaz. Ve bu ve benzeri bilgiler bu zikrin kendisini düstur edinene kazandırdığı bilgilerdir. Evet, burada dönme meselesini izah etmiş oldu. Bu ayete bir nevi işari yorum da vermiş oldu. Yani onlar kafirlerdir, örtenlerdir derken dikkat ettiyseniz Allah'ı bilenleri de kastetti. O manada yorumladı. Yani Allah'ı bilen bilmeyenden o bilgiyi örter manasında. Son konumuza geçiyoruz. Kısa bu konumuzda. Böylece kitabı tamamlamış olacağız. Menzili Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Ayeti olan kutbun halinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Allah'ı başkası takdir edemedi. Ondan başka yok ki. Demek ki hepsi takdir etti. Bana göre hakkın takdiri şudur. O Allah'tır, sen suretleri tanı. Yaratıklar söylediğimi bir bilseydi, ilahın kadrini takdir ederlerdi. Zatlarının varlığından geçseler, ne hakkı ne beşeri tanırlardı. Allah şöyle buyurur. Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir. Bir işin kadri onun miktarı ve ölçüsüdür. Bir şeyin ölçüsü ise zatında kendine denk birisini bulup onu ölçen birinin ölçüsü olmadan bilinmez. Bu zikir Allah için bir kadir ve hak ishar eder. Fakat bu zamir sahipleri nezdinde meçhuldür. Hakkın kadrini ancak insanı kamili bilen bilebilir. Allah onu kendi suretinde halifelik demektir ki kendi suretinde yaratmıştır. Sonra Allah zahir surette kendisini iki el, iki ayak, gözler sahibi olmakla nitelemiş. Bu konuda rivayetlerde geçtiği üzere teşbih etmiştir. Aklın delili ise bu nitelikler arasında yaratılmışlarda ortaya çıkan hükümlerden onun mertebesini tenzih etmeyi gerektirir. Bu itibarla onun kadrinin hakkı ve gereği onun kendine izafe edip de aklın ona izafeyi reddettiği hususları kabul etmektir. Çünkü şeriat olmaksızın akıl yalnız olsaydı bunlardan hiçbirini ona izafe etmezdi. Böyle bir şeyi akılla Allah'a izafe eden onun kadrini takdir edememiştir. Bununla birlikte ayette bu izafeyi yapan hata etti denilmemiştir. Şeriata uyarak
ve müşahadeye dayanarak Rabbinden gelen bir delile teşbih lafzını Allah'a izafe eden onun hakkını takdir etmiştir. İnsanı kamili ki halifedir, zahirde, batında, surette, menzilde ve manada hakkın kadrini takdir eden kimse demektir. Varlıktaki her şey çifttir. Çünkü insanı kamil ve alem ki alem insanı kamil vasıtasıyla hakkın suretinde var olmuştur, çifttir. İnsanı kamil, alem. Bu da birbirinin çifti oluyor. Dişi ve erkek, fail ve edilgen gibi hak fail iken alem edilgendir. Yani münfaildir. Çünkü alem kendisinde ardışık bir şekilde ortaya çıkan hareket, durağanlık, bir araya gelme ve ayrışma gibi olgular veya renkler, sıfat ve nispetlerde edilgenliğin tezahür ettiği bir mahaldir. Öyleyse alem her oluşta hakkı takdir edebilmişken sübut halinde bu durum daha açıktır. Bunun nedeni sübut hallerinde mümkünlere ait olan ezelilik hükmüdür. Sübut halinde. Yani ayanı sabiteler. Allah'ın ilminde bulundukları halleri, sabit halleri. Mümkün için imkan zati ve nefsi bir niteliktir. Bu itibarla mümkün yoklukta ve varlıkta sürekli mümkündür. Mümkünün yoklukta kalması bir tercih edenden kaynaklandığı gibi tercih eden varlığı kabul ehliyetinde olduğu için onu baki kılandır. Nitekim mümkünün var olması da yokluğu kabul özelliğinde olduğu için bekasını mümkün kılan şartı sağlamak özelliğiyle bir tercih eden nedeniyle gerçekleşir. Allah kendisini benzerden tenzih ettiği gibi mümkün de kendisini tenzihten teşbih etmiştir. Bunun nedeni teşbih ve tenzihte yer alan sınırlamadır. Onlar girme ve çıkma arasında bulunur. Gerçeği olduğu hal üzere ancak tenzih ve teşbihi birleştiren bilebilir. Gerçeği olduğu hal üzere ancak tenzihi ve teşbihi birleştiren bilebilir. Demek ki tenzihte aşırı gittiyse, teşbihten uzaklaştıysa bu gerçeğe ulaşamaz. Veya tersi, teşbihte aşırı gittiyse, tenzihten uzaklaştıysa o kişi de gerçeğe hakkıyla ulaşamaz. Böyle biri akla ve şeriata göre bir açıdan tenzihi kabul ederken bir açıdan şeriata ve akla göre teşbihi söyler. Müşahede peygamberlerin Allah hakkındaki ümmetlerine getirdiği bilgiye göre hüküm verir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ayette böyle geçiyor. Allah'ı tavsif eden herkes özel bir nitelikle sınırlanmışken Allah kendisini ona ait olması bakımından değil bir sıfatla tahsisi yönünden söz konusu nitelikten tenzih etmiştir. Çünkü toplamdan her birinin tek tek değil bütünün tekliğine sahiptir. Allah'ı niteleyen ise onun toplamın her birinin birliğiyle nitelemiştir. Allah'ı böyle niteleyen insan Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir ayetinin muhatabıdır. Yedi gökler, yer ve onlarda bulunanlar Allah'ı tesbih eder ve benzeri gibi pek çok ayette ve hadiste geçtiği üzere yaratılmışların ona tesbih etmesine gelirsek, tesbihi yapan Allah'ı başkasının onun hakkındaki akidesinden tesbih eder. Tesbih yapan Allah'ı başkasının onun hakkındaki akidesinden tesbih eder. Çünkü her tesbih edenin ona bakışı tikeldir. Birinin Allah için kabul ettiği özellik ötekinin olumsuzladığıdır. Bununla birlikte her biri Allah'ın hamdini tesbih eder. Allah o kişinin kendisinden olumsuzladığı niteliği kendisi adına olumlar, yoksa başkasının olumladığını onun adına olumlamaz. Allah o kişinin kendisinden olumsuzladığı niteliği kendisi adına olumlar. Yoksa başkasının olumladığını onun adına olumlamaz. Ötekinin kendisinden olumsuzladığı niteliği de onun adına kendisi için olumlar. Öyleyse Allah kendisini övenlerden her biri için o kişinin kendisinden olumsuzladığı niteliği olumlamıştır. Onun hamdiyle tesbih bu demektir.
O halde Allah'ı ancak olumsuzlama değil ispatla övmüş olur ve tesbih ya da onun zıttıyla ancak kuşatıcı kamil kul nitelenebilir. O hakkın suretiyle zuhur edendir. Çünkü o bütünü müşahede etmektedir. Bütün müşahede eden hiç kuşkusuz tafsili de müşahede eder. Çünkü tafsili bütün olarak görmüştür. Kamil kul hakkın toplamı iken hak için kamil kulun toplamı denilemez. Bununla birlikte hakkın özel bir niteliği vardır ki alem asla ona sahip değildir. Alemin de özel bir niteliği vardır ve o nitelik de hakta bulunmaz. Aleme ait nitelik zillet ve yoksulluktur. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Evet, burada 15. cildi bitirmiş olduk. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme afirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyayi minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa. Nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah, Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah, Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin, Salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti emma yesifun, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.